Piyasa ekranına hoş geldiniz. 29 Aralık Perşembe. Her Perşembe olduğu gibi Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eski Ekonomi Bakanı Profesör Doktor Işın Çelebi hocamızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Artık geri sayıyoruz hocam yeni yıla. 2022'yi tamamlıyoruz. Yıl boyunca sizinle de pek çok güncel meseleyi konuştuk. Aslında bir özet yapmak üzere ben bugün yayın yaparız diye düşünüyordum. Yani 2022 nasıl geçti ve 2023'ten ne bekliyoruz diye. Ama EYT'yi sormadan olmaz. Çünkü dün akşamdan bu yana gerçekten bütün Türkiye bunu konuşuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yaş şartı olmadan çıktı ve nihayetlendi. Birkaç cepheden bakabiliriz tabii. Yani aslında EYT'liler bir hak elde ettiler. Bu işin bir işveren tarafı var, bir de şimdi devlet tarafı var. Ekonomiyi nasıl etkileyecek bunlar var. Önce bir ilk değerlendirmenizi alayım. Önce 2023 yılı tüm ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağlık ve mutluluk getirmesini, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bu temennilerimi altını çizmek isterim. 2023 yılı Türkiye için bir seçim yılı aynı zamanda. O bakımdan huzur ve barış içinde seçimin sonuçlanmasını da yürekten diliyorum. Düğün bayram içinde bir seçim gerçekleşmesini arzu ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum 2023'te. Herkesin yolu açık olsun. EYT meselesine gelince burada 1999 öncesi işe girenlerin erken yaşta değil 5000 iş günü 5000 prim gününü tamamlayacaklar. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma yılı tamamlanmış olacak. Bu iki şart tamamsa yaşa bakılmayacak. Evet. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi varsa. Evet. Bunda da hak kazanan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin bu sonuçtan memnun olmasını umuyorum. Söyleyeceğim bu. Tabii burada ben asgari ücret yükselişinin yanı sıra en önemli konu benim değerlendirmem açısından emeklilerin durumu ne olacak? Yani SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin ortalama ücretleri oldukça düşük ve asgari ücretin çok altında kaldı. Biz kendi yaşlımıza kendi bu ülkeye hizmet etmiş, vatanı için çalışmış bu insanların emekliliğinde rahat yaşatmamız gerekiyor. Sosyal devlet anlayışının temeli bu. Bu emekli arkadaşlarımızın yaşlılığında huzur içinde, sağlık içinde yaşamasını sağlayacak şekilde de bir düzenleme yapmak lazım. Hem ücretlerini iyi ve düzgün ayarlamak lazım. Çünkü ayarlanmadığı zaman sağlık problemleri ön planda olan bu arkadaşlarımız sonuçta ilaçla, doktorla kendilerini takviye ediyor ve bu devlete de ayrıca büyük oluyor. Bu açıdan barış içinde, huzur içinde sağlıklı yaşamalarını sağlayacak şekilde emeklilerin ücretlerini ayarlamak lazım. Bu bir şimdi sosyal devlet anlayışının temeli. Elbette. Şimdi tabii emekli sayısı da artacak. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi dedi Cumhurbaşkanı emekli olabiliyor. Ama tabii zaman içerisinde sayı artacak. Çünkü şartı tamamladıkça, şartları tamamladıkça başvurular da devam edecek. Bu bir kere verilip hani biten bir hak değil. Başvurular devam edecek ve sayı artacak. Şimdi daha fazla emeklimiz olacak. Bir yandan da tabii ekonominin durumunu göz önüne alırsak. Haziranda bir seçim var. Siz hep 2023'ü ikiye ayıralım seçime kadar ve seçim sonrası dediniz. Yani ekonomik şartlar, refahtan alınan pay, yaşam standardı açısından baktığımız zaman emeklilerin koşullarında bir iyileştirme ne kadar mümkün gözüküyor? Bence mümkün olması lazım. Bir kere 2 milyon 250 bin yeni emekli katılıyor.
emekli ordusuna 12 milyon emekli vardı. Bu 13 milyonun 14 milyona yaklaşacak ve o süreç içinde 6 milyona kadar bu emeklilerin çıkması mümkün ek ilave olarak. Devletin bu emekli sandığı Bağkur ve SSK'yı bir çatı altında topladı. Bu anlamda ciddi bir finansal talep de yaratıyor bu. O bakımdan bunu bütçeleştirmek lazım. Bütçeyi de gerçekçi yapmak lazım. Ve bu emekli arkadaşlarımız ücretlerini rahat ve düzenli alabilsin. Bütçede her şeyi açık ve net göstermek de önem taşıyor. Yani emeklilik kurumlarına dediğim gibi 2 milyon 250 bin yeni emeklinin getireceği maliyetin ötesinde bu 6 milyona kadar çıkacak. Bizim emekli sayımız 12 milyon iken 17-18 milyona kadar yukarı çıkacak. Bunların hesabını mutlaka devletin... Yani Sosyal Güvenlik Kurumu kaldırabilir mi bu yükü ya da devlet kaldırabilir mi? Bunu düşünmüş olmaları gerekir. Yani benim bilgim ve deneyimim her 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gereken bir yapıya ihtiyaç var. Ama bu yapı mümkün gözükmüyor şu anda. Onun için ben herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yolumuzu açık tutsun. Yani ve en önemlisi de 5000 lira, 3500 lira minimum emekli maaşı alan insanlar SSK'da 3500 lira, Bağkur'da 5000 lira civarında emekli minimum, emekli sandığında da 5300 ile 8000 lira arasında değişen emekli maaşı var. Bunların mutlaka asgari ücret düzeyinin üstünde olması lazım. Şimdi asgari ücret belli oldu. EYT konusu evet netleşti. Geriye söylediğiniz gibi yani memur işçi, memur ve emekli ne zam alacak o kaldı aslında. Memurlar da. Bunun içinde bizim 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunu görmemiz gerekiyor. Son 6 ayın enflasyon toplamına bir bakmak gerekiyor ama tabii bunun üzerinde bir talep var. %70 civarında. Yani geçen sene Aralık ayında enflasyon rakamı %13'tü. Bu yılın Aralık ayının %3-5 çıktığını varsayarsak enflasyon oranı %70'ler düzeyine inecek. %67'ye kadar inecek ocağın sonunda. Ama şu bir gerçek ki şu ilke kararını alması lazım Türkiye'nin. Asgari ücret düzeyinin altında hiçbir ücret olmayacak. Bunu sizin programınızda birçok kez tekrarladık. Evet. Şimdi 8500 liranın altında bir emekli maaşı olmamalı. Çünkü insanlar çok ciddi sıkıntı çekiyor. Kiralar 1500-2000 liraya geldi. İzliyoruz sokakta, yolda durdurup konuşan arkadaşlarla. Gıda şu anda çok önemli olan problem gıda fiyatları, ısınma fiyatları, yakıt fiyatları ve elektrik fiyatları. İnsanları ciddi biçimde zor durumda bırakıyor. Gıda, bir daha sayıyorum, ısınma, ulaşım, yakıt dedim. Ulaşım ve elektrik fiyatları inanılmaz derecede yüksek ve geçinme şartları zorlaştı. Onun için memurların da emeklilerin de ücretlerini bu süreç dikkate alınarak ayarlanırken ekonominin bütününü de bakmak lazım. Tabii Türkiye'nin temel problemi enflasyonun ve hayat pahalılığının yüksek olması. Bunu da 2023'te Haziran'dan sonra aşağı çekecek şekilde bir ekonomi politikası uygulanacağını düşünüyorum. Peki hocam tabii herkes hakkı olarak daha iyi yaşam standartları için bunu talep ediyor tabii ki. Elbette herkesin hakkı. Ama şöyle baktığımız zaman bütün bu piyasaya çıkan paranın artan para arzı, tabii ki seçime kadar da bu kredi mekanizmaları yine devrede olacak. Kredi piyasaya çıkacak para olarak, TL olarak. Bütün bunlar aslında enflasyonist etki yaratmayacak mı? Yani biz bunu yaparken enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? Yani şimdi seçim ekonomisi uygulanmaya başlandı. Burada da analiz ettik geçen haftalarda. Bir Haziran sonuna kadar bir seçim ekonomisi uygulanıyor. Bunu da ikiye böldüm ben.
hatırlarsanız Ocak-Mart dönemi, Mart-Haziran dönemi. Temmuz'dan sonra da seçim ekonomisi değil, tam tersine anti-enflasyonist bir politikanın uygulandığı, daha daraltıcı, enflasyonu aşağıya çekmeye dönük bir uygulama yapılacak. Resesyon tehlikesinin olduğu bir süreç bu. Bugün para arzının limitsiz artacağı bir dönem yaşayacağız. Bütçe açıklarından da görüyoruz bunu. O bakımdan Mart'ta mesela asgari ücrete yeniden bir ayarlama yapılabilir. Bunu gene bu programda ilk kez söylemiştik. Bir seçim ekonomisinde sürecinde gördüğüm kadarıyla... Peki bu maaşlar artacak, ardından fiyatlar artacak. Fiyatlar artınca tekrar maaşlara bir düzeltme yapılacak. Tekrar fiyatlar... Yani biz bunu seçime kadar mı yaşayacağız? Evet, yani seçimden sonra bunun değişeceğini mi düşünüyorsun? Bence seçim ekonomisi bitecek. Orada iktisat politikası olarak enflasyonu aşağıya indirmek, hayat pahalılığını indirmek, gelir dağılımını düzeltmek üzere daha disiplinli bir iktisat politikası uygulanacağını görüyorum. Ve ona göre de Temmuz ve sonraki aylarda toplumun buna hazırlıklı olması gerektiği inancındayım. Nasıl hazırlıklı olabiliriz hocam? Yani şöyle hazırlıklı olunabilir. Ücretlerimiz artık bu kadar yüksek artmayacak. Alım gücümüz bu kadar yükselmeyecek. Fiyatlar bu kadar yükselmeyecek. Yani şu anda liralaşma politikası yüzünden ihracatçı çok zor durumda. Türkiye üretimini ve rekabet düzeyini arttırarak ancak enflasyonu aşağı çekebilir, verimliliğini arttırarak. Ve burada da ihracatın artması çok önemli. Şimdi herkes kur meselesinde endişe ediyor. Hiç toplumun belirsizliğini ortadan kaldırmak lazım. Yani Temmuz'dan sonra ekonominin daha belirgin olduğu, herkesin ne yapılacağını bildiği bir süreç yaşanacak. Ama bu dönem biraz acılı olacak. Yani resesyonun olma ihtimali yüksek. Enflasyonu aşağı çekme politikası önem taşıyacak. Gıdada, ısınmada, yakıtta, elektrik fiyatlarında, ulaşımda daha dengeli bir fiyat artışı olacağı, hayat pahalılığının daha dengeli olacağı bir düzen ortaya çıkacak. Bugünkü politikaların tamamen terk edilip tersi bir politika izleneceğini düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Çünkü bu enflasyon oranıyla, %50-60 enflasyon oranıyla yaşanmaz. Ve dünyada bir resesyon tartışması var, tehlikesi var. Ve bu durgunluk içinde enflasyon dediğimiz hadiseyle de bütünleşebilir. Onun için Temmuz sonrası ekonomi yönetiminin çok disiplinli, çok sıkı ve bilinçli ve bilgili yönetilmesi lazım. IMF politikalarıyla değil, Türkiye'nin kendi iktisatçılarının çizeceği bir programla yönetilmesi lazım. IMF'deki adam Washington'da oturup Türkiye'yi bilmiyor. Gelip konsültasyon yapıyor, ona göre bir program çiziyor. Türkiye kendi iktisatçıları ve kendi adamlarıyla yetişen ciddi teknisyenleriyle Türkiye'yi bir dengeye kavuşturacak sağlıklı bir iktisat politikası uygulanması şart. Onu görüyoruz. Yani bunun da koşulları üretkenliği sağlayan, verimliliği sağlayan ve ihracatı arttıran, uluslararası alanda rekabet gücünü arttıran bir iktisat politikasını beraberinde getirmek durumunda Türkiye. Tabii bir yandan da enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele. Bu %50-55 düzeyinde bir enflasyon dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri. Benim temennim enflasyonun %10 düzeyine indiği ve dış kaynak girişinin hızlandığı bir süreci kim yönetimde olursa olsun yaşatmak ve gerçekleştirmek zorunda. Yani bu söylediklerim tamamen iktisat bilimine uygun olarak söylediğim sözler. Evet, tabii bir de dışarıda ne olacağı da elbette. Dışarıda ciddi bir resesyon tehlikesi var. Amerika'da ve Avrupa'da büyüme hızları çok aşağı iniyor. Enflasyonu aşağı indirmek için de sıkı para politikası uygulanıyor. İşte Amerika'da enflasyon hedefi %2'ye göre dizayn ediliyor. Avrupa Birliği'nde de aynı şekilde. Türkiye bundan kaçamaz.
2022'ye girerken tam pandemi sonrası dünya ekonomileri nasıl olacak, Türkiye ekonomisi nasıl olacak derken 2023'le birlikte bir anda bir savaşla karşı karşıya geldik ve bütün hesaplar değişti. Böyle hani olağanüstü olaylar 2023'te tekrar başka yerlerden acaba çıkar mı? Tabii. Çıksa bile Ukrayna-Rusya savaşı kadar Türkiye'yi etkilemez. Yani Türkiye Rusya-Ukrayna savaşından... Yani bir Sırbistan-Kosova gerilimi diyelim, bir Çin-Tayvan gerilimi. Bu kadar Rusya-Ukrayna savaşı kadar etkilemez. Hı. Çünkü doğalgaz temininde Rusya çok önemli, kilitti. Şimdi enerji arz güvenliği problemiyle yaşıyoruz hep beraber. Bakın en önemli fiyat artışlarının olduğu iki kalem, bir ısınma, iki yakıt, üç elektrik. Hepsi enerji arz güvenliği ile ilgili. İkincisi gıda arz güvenliği ile ilgili sorunumuz var. Buğday, tahıl, mısır üretiminde sıkıntı var. O yüzden gıda fiyatlarında ciddi sıkıntımız var. Gıda arz güvenliği problemimiz var. Üçüncüsü tedarik zincirlerinde aksama var. Bu ürünlerin Türkiye'ye gelmesinde problem yaşıyoruz. O bakımdan 2023'ün iyi olmasını temenni ediyorum. Dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Peki. Görüşlerimi de açık ve net ifade ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 2022 boyunca bize çok değerli bir katkı sundunuz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki yılda tekrar görüşmek üzere diyelim ve iyi yıllar dileyelim. Burada piyasa ekranını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.